Almanların inşa ettiği bir dünya harikası Alman Köprüsü, Vardaha Köprüsü, Hacıkır yakınlarında o tarihi köprünün yapılış günlerinin fotoğrafı ekrana geldi. Evet, değişelim arkadaşlar. Burası Almanların inşa ettiği Asya'nın kilidi diye görülen bir anahtar şeklindeki tarihi Alman Demiryolu Köprüsü. Evet, Seyhanler üzerinde. Değişelim. Ve Alman fabrikası. Şimdiki Adana Vali Konağı'nın arka tarafında onun izleri var. Evet, Almanların, Ermenilerin veyahut da Batılı grupların, sermaye gruplarının yarış halinde Adana'yı istila ettiklerinin bunlar belgeleridir. Evet, değişelim arkadaşlar. Yıl 1912, iki Fransız uzmanı Adana'ya geldi. Çukurova'yı araştırıyorlar ve bunlar bir rapor hazırlayacaklar. Evet, değişelim. O iki Fransızın raporundan bir görüntü. Bakın, Çukurova haritası, orta yerde kırmızı çizgiler var yuvarlak içerisinde ve deniz kıyısında yine kırmızı çizgiler var. Bu iki Fransız diyor ki, Çukurova toprakları çok verimli. Bu toprakları Fransa'nın elde etmesi lazım. Yani Fransa'nın Çukurova'dan toprak satın alması gerektiğini ileri sürüyor bu iki Fransız. Evet, değişelim arkadaşlar. Acı gerçek. Yıl 1912. Padişahın 1 milyon 100 bin dönümlük arazisi Fransızlara satıldı. Satılma haberi Adana'ya geldiğinde Adanalı çiftçiler isyan ettiler adeta. Adana'mız elden gidiyor diye. 75 yıl süreyle Comte de Lesseps firmasına padişahın o 1 milyon 100 bin dönümlük arazisi 75 yıl süreyle satıldı. Derzeciğer, o satış belgelerinin dosyasını Osmanlı arşivinde buldum. Bakın şu belgeler. Sadrazam Sait Halim Paşa, İçişleri Bakanı Talat Bey'in de imzası olan tarihi belgeler. Bir tarafı Osmanlıca, bir tarafı Fransızca. Bu belgeler diyor ki Osmanlı çok zorda kaldı. Acil paraya ihtiyacı var ve borç para karşılığı padişahın çiftliği Fransız şirkete satılıyor. Vatan elden gidiyor. Yıl 1912. Satış işinde sadrazamın, artı padişahın ve İttihat ve Terakki'nin, Maliye Bakanlığı'nın hepsinin sorumluluğu var. O Osmanlı arşivindeki tarihi belge şu an elimde, üzeri kapalı. Evet, Fransa'nın yöremize bu kadar ilgisinin sebebi ne olabilirdi? Evet, değişelim arkadaşlar. Resim gelsin, belge gelsin ve karşımızda acı gerçeğin fotoğrafı. 1881 yılında Düyun-u Umumiye binası veya da teşkilatı kuruldu. Bu teşkilatın Adana'daki merkezi burasıydı. Müdürü Fransızdı. Yardımcılarının çoğu Hristiyan veya Fransızdı ama memurlarının bir kısmı Müslüman olabilirdi. Bu bina iki katlı, odalar var ve salonlar var. Alt katta tütün şirketi çalışıyor. Üst katta diğer yetkililer var. Fransızlar Adana'nın ekonomisine el koydular. Şimdiki Karataş'ın o dalyanlarındaki yakalanan balıklar, taş köprüden gelip geçen develerin sırtındaki yüklene alınan vergiler, tütün vergisi, damga vergisi, bir takım vergilere doğrudan el koydular ve toplanan paralar Avrupa'ya transfer yapıldı. Burası Avrupalıların sömürgeciler merkeziydi. 1881'den hemen sonra inşa edildi. Bakın bu binanın yanı başında tarihi Adana Vali Konağı var. Adana'mızın Osmanlı'nın son döneminde ekonomik kaynaklarına, madenlerine, tarım ürünlerine, tütüne, balığa, pek çok gelir kaynağına Avrupalıların el koyması, toplanan paraları Avrupa'ya taşıma olayının organize edildiği tarihi binadır bu Düyun-u Umumiye binası, Kapitülasyon binası. Bu bina çalışmaya başladığında Osmanlı arşivinde yüzlerce ve binlerce belge var. Ben Haziran ayında gittim, onların bir kısmını gördüm. Bu bina içerisinde 1890'lı yıllarda memurlar muhtaç bir Müslüman kadını bir odaya kapatıyorlar ve ona tecavüz ediyorlar. Bu binadaki şirketin silahlı kolcu elemanları taş köprüye gelip gelen geçen kervanlardan veyahut da develerden tütün taşıyanları yakalayıp sorguya çekiyorlar. Zaman zaman kurşun atarak yaralıyorlar. Kareysalı köylerindeki köylerin ektiği
tütün arazisine ruhsat burada veriliyor. Pamuk ürünlerinin denetimi buradan yapılıyor. Avrupalı alacaklı durumdaki zengin devletlerin tüccarlarının veya sermaye gruplarının alacağı olan paralar Adana'daki tarım ürünlerine, ticari ürünlere ve madenlere el kollaraktan tahsil ediliyor. İşte o işlerin yapıldığı tarihi bina karşımıza ekrana geldi. Şimdi bu Düyun-u Umumiye binasının filmini izleyelim. Bakın nasıl gördüm, içeri girdim, gezdim, en son halini görün ve siz de anlayın. Arkadaşlar Düyun-u Umumiye film ekrana gelsin. Adana tarihinin en önemli binalarından Düyun-u Umumiye binası. Diğer ismi de Kapitülasyonlar Merkezi. Osmanlı Devleti 1881 yılında kurduğu Düyun-u Umumiye binasıyla batılı ülkeler olan borçlarını ödemeyi kabul etti. Osmanlı ülkesinde Doğu Akdeniz'in en büyük merkez şehri olan Adana'da tarihi vali konağının hemen yanı başında bu tarihi binada çalışmaya başladı. Buradaki görevli müdür ve memurlar, onlara bağlı silahlı kolcular, Adana'nın gelir kaynaklarını tespit ediyorlar ve el koyuyorlardı. Tütün vergisi, balıkçılık, tuz, inhisar ve bazı vergiler alınıyor ve Avrupa'ya gönderiliyordu. Bu görmüş olduğumuz tarihi bina Avrupalıların sömürge merkeziydi. Osmanlı borç batağındaydı ve Avrupalılar Osmanlı ekonomisine el koymuşlardı. O hareketin de bir parçası buradaki tarihi binada yaşandı. Bu binayla ilgili Osmanlı arşivinde çok sayıda bilgi ve belge var. Rapor var, defter var. Onları bulmak lazım. Şimdi burası tamirattan sonra müzane gelecek diyorlar. Ancak bir yıldan beri de ne gelen var ne giden var. Kapıları kapalı, bomboş bir yerde duruyor. Tarihin acı gerçekleri acaba açıklanabilir mi? Bu tarihi binanın kullanım hakları Adana Ticaret Odası'na ait. Ticaret Odası Adana'nın kent kültüründeki bu tarihi binanın gerçeklerini en güzel şekilde topluma sunması lazım. Bu bir insanlık görevidir ve bilime saygıdır. Hemen karşıda Adana'nın tarihi binası ve trafik akıyor. İnsanlar kendi işlerinde, binanın vadilerinde arzuladılar var ve bir tarih öyle yaşanıyor Adana. Adana'yı sömürmek için geldiler. Okullar açtılar, fabrikalar kurdular, tren yolları yaptılar. Öyle bir an geldi ki Adana'daki fakir ve perişan Türklerin vatanına el koyup onları yok etmek istediler. Adana'yı Hristiyan yapma projesinin uygulandığı tarihi binadaki ilginç gerçeği geçtiğimiz günlerde saygıdeğer Tevfik Kılıç'la beraber tarihi konağa gittim. Üst kata çıktığımda o teras katta haç simgelerini gördüm. Dedim ki eyvah, Adana tarihini yeni baştan yazmak lazım ve buradaki acı gerçeği de topluma sunmak lazım. Arkadaşlar o binadaki terastaki haç filmini izleyelim, herkes görsün.
Evet, Teleskat'taki o mozaikleri gördünüz mü? Karolardaki, oradaki haç şekillerini. O binanın temelinde ve pek çok yerinde o işaretler vardı. Adana'yı Hristiyan beldesi yapmak isteyen düşüncenin yansımasıydı o karolar. Evet, kaldığımız yerden arkadaşlar belge kaldı mı? Ekran geldi. Yıl 1916, Osmanlı Büyük Savaş'ta ve Osmanlı coğrafyasını paylaşmak için yapılan gizli bir anlaşmanın belgesi. Oradaki A yazan yer Fransa'ya veriliyor, B yazan yer İngiltere'ye veriliyor ama bu iki paylaşımın arkasında Amerikalılar var. O A yazan yerin hemen yukarıdaki koyu mavi renkli yerler Fransa'nın payına düşüyor. Bir gizli anlaşma, evet. Bu anlaşmayla Fransızlar Çukurova'yı işgal ettiler. Bu anlaşmadan önce Adana Fransızlara satıldı 1912 yılında. O satışta Talat Paşa'nın, Said Halim Paşa'nın, Osmanlı hükümetinin sorumluluğu vardır. Osmanlı'nın son döneminde Adana valiliğinin kapısının önünde Avrupalılar karargah kurdular. Sömürgeciler merkezi. Bunlar benim Osmanlı arşivindeki milyonlarca belgeden elde ettiğim bilgiler. Önümüzdeki günlerde Adana'nın Kurtuluş Bayramı kutlanacak. Bu bayramlar sözde bayramlar. Aslında bu bayramların dayandığı tarihsel gerçeği halka anlatmak lazım. Osmanlı neden çöktü? Adana neden Batılı emperyalistlerin üşüştüğü yer haline geldi? Adana Vali Konağı'nın bahçesindeki, ağzındaki zehirli yılan diyebileceğimiz o bina niçin yapıldı? Önümüzdeki günlerde o tarihi binanın müze diye açacaklar, kültür merkezi diye. Açan insanlar eğer samimiyseler Osmanlı arşivindeki belgeleri oradan alırlar, gelip oradaki kültür merkezine koyarlar fotoğrafları ve belgeleri. Yeni nesiller, gençlerimiz, pek çok insanımız oraya geldiği zaman tarihin gerçeğini görür, okur ve düşünür. Vatanda daha çok sahip çıkar. Bu coğrafyada eğer ayrılız bayrağımız varsa, ezan sesleri varsa, Kuvayi Milliye ruhu ve Mustafa Kemal gerçeği varsa, tarihimizin bu gerçeklerini hatırlamak, unutmamak ve haykırmak lazım. Eğer haykırmazsak, gerçeklerin üzeri küllenirse biz toplumu uyuturuz. Uyuyan bir toplum da tehlike kapısını çaldığı zaman ancak feryat eder diyorum. Efendim hepinize saygılar sunuyorum. Hoşçakalınız efendim. Ama Adana Vali Konağı'nın kapısındaki zehirli yılanı sakın unutmayın. O binayı gezin ve oradaki haç simgelerini görün efendim.